Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle yumuşacık, ıspanaklı börek yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. Ispanaklarımı önceden çok güzel yıkadım, doğradım ve kuruttum. Isıttığım tavaya biraz sıvı yağ alıyorum ve yemeklik doğradığım bir tane soğanı yağın üzerine ekliyorum. Soğan iyice yumuşayana kadar kavurmamız gerekiyor. Soğanı daha kolay kavurmak için her zaman veriyorum bu püf noktasını. Üzerine böyle 1-2 tutam tuz atmanız işinizi çok kolaylaştırıyor. Siz de bu aşamada böyle 1-2 tutam tuz atın. Ne kadar kolay yumuşadığını göreceksiniz. Soğanlar yeterince yumuşayınca ıspanakları eklemeye başlıyorum. Ben 1 kilo ıspanak almıştım. İşte ayıkladıktan sonra ortalama yanılmıyorsam 800 gram kadar kaldı. Ispanağın bir kısmını aldım tavaya böyle sığdığı kadarını. Yine üzerine kolay sönsün diye, kolay pişsin diye tuz attım. Ve şimdi başladım kavurmaya. Kalan ıspanağı da üzerine eklemem gerekiyor. Böyle birazcık sönmesini bekledim. Tavada yer açıldığını görünce onu da eklemeye başladım. Bu arada tavamın altı yüksek harlı ateşte. Hızlı bir şekilde pişirme yapacağım ıspanaklara. Önce suyunu iyice salacak zaten. Birazdan da göreceksiniz. Tavanın dibinde gördüğünüz gibi bayağı su var. Bu suyu tamamen çektirmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi hiç tavada su kalmadı. Bu aşamada pul biber ve karabiber ekleyip lezzetlendiriyorum. Şöyle baharatıyla da 1-2 tur çeviriyorum. Ardından soğuması için başka bir kabın içine alıyorum. İç harcımızın iyice soğuması gerekiyor. İsterseniz bu iç harcı bir gün önce de hazırlayıp ertesi gün böreklerinizi sarabilirsiniz. Kolaylık olur. Şimdi böreğimde kullanacağım sosu hazırlıyorum. 2 tane yumurta kırıyorum kabıma. Yumurtaları iyice çırpıyorum. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Böreğimizin içinde kullanacağımız sos bu. İyice karıştırdıktan sonra yufkalara geçiyoruz. Yufkanızı mümkünse böyle günlük yufka açan yufkacılardan alın. Onlar çok daha ince, taze ve çok daha lezzetli oluyor. Bu böreğinizin lezzetinde ve dokusunda fark yaratacaktır. Bir tane yufkayı önce ortadan ikiye böldüm. Sonra böldüğüm iki parçayı üst üste koyup tekrar ortadan bölüp bir yufkayı 4 parçaya bölüyorum. Her bir parçadan bir tane börek yapacağım. 1 kilo yufkam vardı, yani 5 yufkam var. Hepsini bu şekilde kesip hazırladıktan sonra böreklerimi sarmaya başlıyorum. Bu şekilde bir tane parçaya her yerine gelecek şekilde sosu sürüyorum. Fırçayla da iyice yayıyorum. Bu sos gerçekten çok lezzetli oluyor ve yumuşacık yapıyor börekleri. Soğuttum. Ispanakları da böyle her yerine gelecek şekilde ben serpiştiriyorum yufkaya. Çünkü sadece tek sıra halinde koyulduğunda bir tek ortasında oluyor o katları iç harç. Benim hoşuma gitmiyor. Bu şekilde daha hoş bir görüntü ve lezzet oluştuğunu düşünüyorum. Size de böyle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok gevşek sardım yufkayı. Asla sıkmıyorum. Yuvarlak bir şekilde döndürüp ucunu altına gizliyorum. Şimdi daha rahat göreceksiniz. Yani burada püf noktası sosun lezzeti, dokusu kadar böreğinizi sarma aşaması da çok önemli. Çünkü eğer çok sıkı sararsanız pişerken yaşayacağı genleşmeye izin vermezsiniz ve sert ve çıtır börekleriniz olur. Ama benim sardığım gibi gevşek gevşek sarıp ondan sonra yuvarlarsanız çok daha yumuşacık dokuda böyle yerken puf puf dokusunu hissedebileceğiniz börekleriniz olur. Lütfen sarma aşamasına dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi gayet gevşek sardım ve etrafında doladım. Ben bütün iç harcım bitene kadar aynı işleme devam ettim ve şimdi üzeri için bir tane yumurta sarısını kalan sosuma ekleyip çırptım. Böreklerimin üzerine bu sosu sürüyorum. Bu arada fırınımı da açtım. 200 derecede ısındı. Sıcak fırında böreklerimi pişmeye göndereceğim. Her yerine gelecek şekilde sosu döküyorum. Bu tepsiye bütün börekler sığmadı tabii. Diğer börekleri de küçük bir tepsiye aldım ben. Hatta bu tepsiyi buzluğa attım. Daha sonra kullanmak üzere stokladım. İşte böreklerim nar gibi kızardı ve geldi. Bu yumuşak dokuyu korumak için üzerine bir bez örtüyorum ve ılıyana kadar bekletiyorum.
Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.